Sayın Koca Sakal, Diyanet İşleri Başkanı Sayın Profesör Mehmet Görmez, babanın öz kızına şehvet duyması haram değildir şeklinde kamuoyunda değerlendirilen ve o şekilde haberleştirilen fetva için bunun bir tercüme hatasından kaynaklandığını, aslının o anlama gelmediğini ama buna karşın burada sorumluluğu bulunan Diyanet görevlilerinin açığa alındığını belirtti. Ayrıca bu bir haber değildir. İslamofobik nefret içeren gayri ahlaki haber mühendisliğidir dedi. Yani o şekilde yapılan yorumları kastederek. Yapılanların itibarsızlaşma çabası, Diyaneti, başkanını, hocaları ve imamları toplumun yüzüne bakmaktan alıkoyan iftiralar olduğunu öne sürdü. İstanbul Barosu geçen günlerde bu konuda bir bildiri yayımladı. Şimdi Sayın Diyanet İşleri Başkanı bunun bir iftira olduğunu söylüyor. Ve Diyanet İşleri'nin yani kurumsal anlamda Diyanet'in başkanının, hocaların, alimlerin, imamların toplumun içine çıkamaz hale getirilmesini amaçlayan İslamofobik bir mühendislik, nefret mühendisliği çabası olduğunu vurguluyor. Ancak benim çok değerli arkadaşım Sözcü Gazetesi yazarı Emin Çöleşan, ben çok severim kendisini. Bir rahatsızlık da geçiriyor. Günlerdir yazı yazamıyor. Geçmiş buradan olsun. Kendisine sevgilerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Atatürk'le ilgili bir yazı kaleme aldıktan sonra Diyanet İşleri'nin Ankara'daki bir görevlisi, Diyanet'ten maaş alan bir resmi görevli, Emin Çolaşan'a burada dile getirmekten hicap duyduğum, terbiyemin izin vermediği, sadece O nokta, Ç noktasını söyleyebileceğim hakaretler savurdu. Emin arkadaşımız bunun üzerine 5 yazı kaleme aldı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu sorumsuz kişi hakkında, bu ahlaksız, adaba mugayir davranışlarda bulunan, hakaretler eden kişi hakkında nasıl bir işlem yaptığını sordu. Diyanet İşleri Başkanı, yani bugün bu konunun kendi internet sitelerinde yer alan bu fetvanın haberleştirilmesinin iftira ve saldırı olduğunu ifade eden Diyanet İşleri Sayın Başkanı, Emin Çolaşan'ı tırnak içinde adam yerine koyup cevap bile vermedi. Bunu esefle dile getiriyorum. Esefle dile getiriyorum. Ne düşünüyorsunuz? Hem o fetva konusunda hem bu konuda. Ya şimdi tabii işte görüyorsunuz ülkeyi ne hale getirdiler. Yani ülkenin kimyasını, ayarlarını, psikolojisini, her şeyini bozdular. Şimdi bakın bunların şeylerini yaşıyoruz. Sonuçlarını yaşıyoruz. Ona şunu şöyle yaklaşmak isterim. Bu arada hani unuturum diye şunu eklememe müsaade edin. O konuyu buyur. Kapattığımız için hani... Hayır, reklamlara da gireceğiz. İnsicam kaybolmasın. Bölünmesin konuşmamız. Hani bu devletle ilgili konuşuyorduk ya. Belki hani satır arasında söylemiş olabilirim ama şunu net vurgulamak isterim. Hani ben kavramsal olarak hepimizin içinde bulunduğu devlete sahip çıkarım. Sonuna kadar da çıkmaya devam edeceğim. Kurumsal anlamda ama bu şu anlama gelmez. Bir hukukçu olarak devlet güçlerinin veya herhangi bir devlet görevlisinin hukuka aykırı suç oluşturan hiçbir şeyine sahip çıkmayacağım gibi nerede işlenirse işlensin. İster kuzeyde, ister güneydoğuda, ister başka yerde ona sonuna kadar karşı çıkarım. Bunu net olarak vurguluyorum. Çünkü bunu yapmak lazım. Çünkü hukuk devleti isek devletin kendisi öncelikle ve ajanları ve görevlileri hukukun içinde kalmak zorunda. Bunu bir yanlış anlam olmasın diye ekleyelim. Şimdi burada Diyanet. Ben bir kere Sayın Görmez'e şunu sormak isterim ki o bildiride de söyledik. Kimin koltuğunda oturduğunun farkında mı acaba? Kimin koltuğunu? Kimin koltuğunda oturuyor? Atatürk hakkında, Ulu Önder hakkında idamı İslamen'de caizdir fetvaları verilirken
bir avuç ama yürekli, namuslu, din, aydın din adamının hayır, asıl bunlara karşı mücadele caizdir diyenlerin başında gelen ve daha sonra Diyanet'in ilk başkanı olup uzun süre orada görev yapan Börekçizade'nin koltuğunda oturuyor. Bir kere bunu hatırlatmak isterim. Sonra da Börekçi soyadını aldı. Şimdi gene ikinci hatırlatmamız şu olmalı. Diyanet, bakın din bir toplum için değerli ve önemlidir. Bunu kabul etmek lazım. Her toplumun bir kimyası vardır. Tabii hocam. Bu toplumunda, bu kimyasında din önemli bir yer tutar. Fakat bakın, Diyanet'i kim kurdu? Diyanet neyin bir kurumu? Cumhuriyet'in bir kurumu. Niye kurdu Cumhuriyet bu kurumu? Bir, bakın, bir dine ya da İslam'a, Müslümanlığa yapılabilecek en büyük kötülük o dini birleştirici olması gereken o dini tam tersi bir yönde ayrıştırmanın bir unsuru haline getirmek, ticarete, siyasete alet etmektir. En büyük kötü ve bu anlamda ben bugüne kadar Türkiye'de hiçbir Haçlı seferinin dahi bu iktidarın İslam'a ve dine verdiği zararı vermediğine eminim. Onu belirteyim. Şimdi burada niye kurdu Cumhuriyet Diyaneti? Dini, dince kutsal sayılan bu değerleri siyasete, ticarete alet edilemesin diye din tüccarları ve sömürgenlerinin elinden alıp özgürce yaşasın halk diye bunu Diyaneti kurdu ve din işlerini yürütmek için bir ihtiyaçtır. Yalnız hepsinin yeri ayrıdır. Şimdi Diyanet bir kere bakın anayasanın, şimdi biz kitapla konuşuyoruz. Anayasada Diyaneti düzenleyen anayasal hükümde bir idari organ biliyorsunuz. Açık bir hüküm var. Anayasal hüküm. Diyor ki Diyanet işleri laiklik ilkesi doğrultusunda, altını çiziyorum, ve her türlü siyasi görüşün dışında faaliyet gösterir. Anayasal hüküm. Devletin şimdi, bittiğine bir kanıt da. Anayasal hüküm. Devlet bitmez. Hiç merak etmeyin. Devlet evet, bitmez. Evet, devlet bitmez. Devleti bitirmeye çalışan güdümlü taşeron hükümetler ve iktidarlar bir gün biter ve bitecek. Devlet bitmez. Hiç o konuda üzülmeyin. Şimdi devam edelim. Ben o anlamda Diyaneti anayasal sınırlarına davet ediyorum. Artı Türk Ceza Kanunu'nda özel madde var. Bir dakika var. Bir dakika, eyvah. Şimdi sonra devam ederiz hocam. Şimdi burada anayasal sınırlarını aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti bir fetva devleti değil. Bir hukuk devleti. Dinle ilgili hizmetleri vereceksiniz. İnsanların bir takım şeylerine yanıt ver. Ama toplumsal davranış kuralları fetvalarla yürümez. Hukukla yürür. Benim şu anda siz söylediniz ya, aklımın almadığı, konuşmaktan hicap duyduğum, ama şimdi bakıyorum annesinin işte diz altından vesaireden etkilenebilmeyi düşünen bir zihniyet. Tabii kızını da kişinin düşünür. Kızına böyle bir şey duymasını, yani o soru kendisi vahim. Buna cevap vermek vahim. Niye hukuk dedim biliyor musunuz? Bırakın hukuk önce, hiçbir vicdan, ahlak, namus, hiçbir din. Bu arada öncelikle İslam dini böyle bir şeye cevaz vermesi düşünülemez. Gelelim hukuk yönüne. Bu fiil Türk Ceza Kanunu'nun 103. maddesindeki çocuğun cinsel istismarı suçunun nitelikli halini oluşturur. 8 yıldan 30 yıla kadar giden hapis cezası gerektirir. Bak sırf bu değil. Bunu öğrenip de yetkili mercilere haber vermemek, gerekli şartları varsa suçu bildirmeme suçu biçiminde 3 ayrı suçu oluşturabilir. Kamu görevlisi, sağlık mensubu ve vatandaş bakımından. Dolayısıyla işin hukuki yönü bakın bu. Şimdi bu insanları... Araya gitmemiz lazım. İnsanları, bir nokta koyalım. Peki, bir şey daha ekleyeceğim sadece. Devam edeceğiz hocam. O yüzden ya bu akıl alır, inanılır bir şey değil. Biz o yüzden
hukuk kurumu olarak buna sessiz kalamazdık. Müdahale oldunuz. Elbette. Peki, teşekkür ederim hocam. Emin Çolaşan'ın sağlık durumu nedir? Ciddi bir sorun mu var diye soruyorlar ve bilgilendirmemi istiyorlar. Hay hay, memnuniyetle. Efendim, değerli arkadaşım, sevgili arkadaşım, bizim medyamızın çınarlarından Emin Çolaşan bir süredir rahatsız. Yani o yaşlarda görülen prostat rahatsızlığı sürerken çok şiddetli bir gribe yakalandılar. Eşi de aynı şekilde yakalandı. Tansel Çolaşan, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı hanımefendi. Yani ben en son bugün konuştum buraya gelirken. Sesi dünden, önceki günden çok daha enerjik çıkıyordu. Ve okurlarını çok özlediğini, onlara bir an önce kavuşmak istediğini ve şu içinden geçtiğimiz süreçte yazamamanın kendisine çok koyduğunu, ağır geldiğini söyledi. Evet, alışmış bir kalem. Ayrıca biz de onun okurları olarak gerçekten Sözcü Gazetesi'nde Emin Çolaşan'ı görmediğimizde çok büyük bir eksiklik hissediyoruz. Benim Sözcü'ye gelmemin önemli nedenlerinden biri Emin'in yaptığı davet. Daha sonra da sevgili Burak Akbay'ın benimle ilgili tasarrufudur. Orada çok mutlu bir şekilde yazıyoruz. Sözcü'den bahsetmişken iyi ki Sözcü var diyorum. İyi ki Sözcü var. Ve lütfen Sözcü'ye olan desteğinizi her zamankinden daha üst düzeye çıkarın. Bir Sözcü alıyorsanız bir tane daha almaya gayret edin. Almayanları okutun. Ayrıca Sözcü'ye destek olmak da bugün demokrasiye, hukuk devletine sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmak anlamında çok önemli bir görev kanımca. Çünkü Türkiye'nin en cesur kalemleri en özgür şekilde bugün Sözcü'de yazıyorlar. Sözcü'yü de desteklemek, sevmek bence her zamandan daha önemli. Sevgili Emin Çolaşan'a ve eşine de buradan geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyor ve bir an önce köşesine kavuşmasını diliyoruz. Bu hepimizin dileği. Evet. Elbette. Şurada kalmıştık. Yani şöyle tamamlayayım. Bakın, Diyanet Cumhuriyet'in bir kurumudur. Yoksa Cumhuriyet Diyanet'in bir alt kurumu değildir. Bunu lütfen iyi anlasınlar. Şimdi bir daha önce ne dediler? İlk çıktığında burada tevilli bir ikrar da var. Önce dediler ki bu çarpıtılmış. Paralel operasyon yapmış. Ha, onu da parantezce söyleyeyim. Bu paralel yapıyla bu siyasi iktidar birlikte kol kola yürürken biz ikisiyle beraber birden mücadele ediyorduk. Şimdi aralarına bu kara kedi girince paralelle mücadele edilmeli. Çok tehlikeli bir yapı. Öbürünün yalnız iktidarın suç ortaklığı unutulmaksızın. Zamanı gelince bu hesabı ikisinden de soracağız. Hep söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Ama bakın, bir de şimdi ne çıktı biliyor musunuz? Daha beyaz yıkar. Deterjan haline geldi bu paralel. Yani bu şu demek. Herhangi bir gaf, hukuksuzluk, bir suç veya benzeri bir şey ortaya çıktığında bir anda paralele yıkmak. Böylece bir deterjan görevine. Bakın, amiyane tabirle söylüyorum, yemezler. O zaman öyle diyorlardı. Sonradan Sayın Başkan'ın açıklamasıyla anlıyoruz ki olay gerçekmiş. Ama ne olursa olsun ben gene de Diyanet İşleri Başkanı'nın bu yaklaşımla işte görevden alındığını vesaireyi söylemesini olumlu bulurum. Ama şunu da kendisinden beklerim. Açık ve net söylüyorum. Bugüne kadar Diyanet'in daha önceki tutum ve davranışları samimiyeti konusunda makul şüphe yaratıyor. Her türlü siyasi şeyden arınmış olması gereken Diyanet İşleri maalesef bu Sayın Başkan'ın döneminde siyasi iktidarla çok yakın bir biçimde görünüyor. Bu gözlerden ve dikkatten kaçmıyor. O yüzden ve bakın bugün Diyanet'in Türkiye'de tarihsel bir görevi var. Onu hatırlatarak bitireyim. Tarihsel. Nedir o? Orta Doğu'nun az önce hep konuştuğumuz
planlı programlı mezhep çatışmalarına sürüklendiği bir ortamda Diyanet'in hiçbir mezhepsel olaya girmeksizin birleştirici, bütünleştirici ve İslamiyet'in de mesela benim Diyanet'ten en büyük beklentim dinin siyasete ve ticarete alet edilmesine karşı çıkması, buna alet olmaması ve açıkça karşı çıkması. O zaman işte anayasal görevinin gereğini yapmış olur. Kendilerinden bu tarihsel görevi bir yurttaş olarak beklediğimi ifade etmek istiyorum. Artı bu tür şeyler, bu tür bu fetva gibi yüz kızartıcı şeyler İslam dinine, dine, dinle ilgili algıya da çok büyük zarar veriyor. Bunları da lütfen görsünler ve buranın bir hukuk devleti olduğunu unutmadan, fetva devleti olmadığını unutmadan anayasal sınırları içerisinde görevlerini yapsınlar. Zaten o yorumların yayınlandığı bölümü kapattılar bu fetvayı da. Çok doğru. Toplumdan gelen tepki üzerine derhal çektiler. Bakın çok güzel. Bir de İslam dini çok açık bir din. Ruhban sınıfı olmayan, okuduğunuzda rahatlıkla anlayabileceğiniz bir şeydir. Kaldı ki bırakın bilgiyi, yahu böyle bir fiile hiçbir dinin izin vermeyeceğini anlamak, görmek için bir soruya, bir fetvaya ihtiyaç mı var ya? Bu kadar. Ayrıca ben bir kez daha soruyorum. Emin Çolaşan'a, gazeteci arkadaşım, Sözcü gazetesinde köşeleri paylaştığımız Emin Çolaşan'a ağza alınmayacak küfürler eden, hakaretler yağdıran o görevlinize ne yaptınız Sayın Diyanet İşleri Başkanı? Lütfen bunu da açıklayın. Evet, bu konu hakkında. Evet. Tamam. Ha, pardon, şunu söyleyeyim. Ümit Hocam pek bahsetmez. Söz edilmesini de istemez. Ama kendisi Kur'an kursu görmüş. Birkaç kez hatim indirmiş. Çok iyi bir dindardır. Yani ben bunları tabii hiç ne kullanmak isterim, evet, ne hiçbir yerde bahsederim. Ama evet, şunun için ben dini bunlardan iyi bilirim. Gelsinler karşıma, konuşalım bakalım din. Şu anekdotumu anlatayım. Bakın işte oyuncakları ellerinden böyle alınır insan. Bir canlı yayın programından önce isim vermeyeceğim. Çok böyle din iman bahseden, nasıl kullandığını da bildiğim birisine dedim ki programa girmeden, bana dedim, sen çok böyle din iman bahsediyorsun, bana şu ayetel kürsüyü oku dinleyeceğim dedim. Kıpkırmızı. Takır diye okudum. Yalnız dedim haksızlık ettim, zor yerden sordum. Etteyyatü oku dedim. O da yok. Bana bak dedim, gireriz içeri seni paramparça ederim dedim. Program şöyle geçti, kafa önde. Anlatabiliyor muyum? Yani ben, bakın bu insanların kendi içsel dünyası. En iyi o anlamda Müslüman veya dindar dinini kendi içinde yaşayan ve onu ticarete, siyasete, ya Allah'ı, peygamberi, Kur'an-ı Kerim'i ticarete ve siyasete alet etmek kadar büyük saygısızlık var mı? Kur'an pastasını kesmek, o Üsküdar'da ucube bir Kabe güya yapıp, bunlar bakın, bunlar din soytarılığı. Din soytarılığı, açık söylüyorum. O yüzden hani siz söylediğiniz, ben de küçük bir anekdotla Ümit Hoca'nın uzmanlık alanına giren küçük bir anekdotla başlamak istiyorum. Ceza hukuku. Buradan, evet, buradan en sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Türkiye'nin en büyük hukukçularından bir tanesidir kendisi, Köksal Bayraktar. Beni bugünlere getiren. Evet, Köksal Bayraktar tabii. Köksal Bayraktar Hoca. Sırtımda Kabe'ye taşısam hakkını ödeyemem. Köksal Bayraktar Hoca beş vakit namazındadır. Yani. Hiç anlamazsınız. Ve benim dini eleştirel yazılarımdan dolayı başımın girdiği belalarda beni mahkemede savunmuştur. Beş vakit namazı mı? Evet. Müthiş bir adamdır tek kelimeyle. Dolayısıyla burada bir kez daha teşekkürler. Gerçek dindarlar bunlar. Gerçek dindarlar işte. Doğru. Köksal Bayraktar Hoca, koskoca profesör, doktor, sevgili Ümit Hocamız. Bakın ben ne kadar dindar. Yani. Evet. Bunlar hep muhafazakar diyorlar ya. Evet. Hatırlatmak için ben ne diyorum bunlara? Evet. Siz muhafazakar değil. Siz muhafazayı karsınız. Evet. Dini de bu yüzden kullanıyorsunuz. Gerçek muhafazakarlar bunlar değil. Bu arada
Kadıköy'ün eski belediye başkanı Sayın Selami Öztürk de aramızda. Aramızda. Kendisini alkışlayalım. Başkanımızı özledik. Özledik hakikaten. Efsane başkan. Evet. Şimdi Diyanet'e gelince. Şimdi bakın aynı günlerde Diyanet pek çok şey bir arada söyledi. Evet. Yani bu tek bir hata değil. Evet. Pek çok şey. Alevilerle ilgili. Evet, aynen o şekilde. Alevilerle evlenilmez dedi aynı günlerde Diyanet. Nasıl bir şey ya? Aynı günlerde işte kızına karşı şehvet duymak haram değildir dedi. Evet. Yine aynı günlerde ki bu evvelsi gün oluyor sadece. Kürtaj şaptıra. Affedersiniz gülmem tutuyor. 7 deve kesmeli ya da 2,5 gram altına demeli dedi. Ya yani şimdi bakın. Eğer 7 deve. 7 deve 2,5 gram. Ben onu anlamadım. Bugün 7 deve yani adamlar develeri, o kadar orta çağda kalmışlar ki. Develeri Suudi Arabistan'da. Develer 2,5 gram altına aşar bence 7 deve. Ama yani 2,5 gramı veren istediği gibi kürtaj olabilecek demek ki böyle bir şey. Neyse. Şimdi bakın şunu söylemek istiyorum. Eğer bir ülkede Diyanet işlerinin olması gerektiğine katılıyorum. Fakat bizim her şeyimiz gibi bu da dejenere. Diyanet işleri 6 bakanlığın bütçesini aşıyorsa Diyanet işleri başkanı Mercedes'e doyamıyorsa ve bu ülkede aşağı yukarı 1000 gençler için, çocuklar için 1000 tane yüzme havuzu yokken, hastane sıkıntısı çekilirken, 50 bin hastane varken, 200 bin cami varsa, normal ortaokul ve liselerden pek çoğu programlı ve projeli olarak İmam Hatip Lisesi'ne dönüştürülüyorsa ve böyle yani velileri bağırta çağırta. Mina Hanım şu anda bütün infaz timleri hazır. Sizi beni infaz etmeye başlamışlar zaten. Dinliyorlar. Evet. Ben uyarayım yine de. Evet tabii. Bütün bunlar. Buna karşılık sizin 200 binden fazla belki daha fazladır caminiz varsa 1 milyona aşan ve işi sadece böyle saçmalıklarla mücadele etmek iken bu saçmalıkları tekrarlayan bir imam ordunuz varsa ve bir kuşak, herkes kuşaklar der, kuşağın kaç yaş olduğunu bilmezler. Bir kuşak 16 yıldır. Ve 16 yılda bir kuşak değişiyorsa orada dine nazaran İslamiyet'e dair kutsal, güzel, insanı barışa, huzura götüren bir yapı olması mümkün değildir. Dini savunması, siyasetten ve ticaretten ayırması gereken kişiler camilerin altına kebapçı dükkanı açanlar aynı zamanda. Yani ben bir kilisenin altında bir kere dükkan görmedim bugüne kadar. İsa tüccarı kovun der. Tüccarı kovun tapınaktan. Büyük bir ayettir bu İncil'de. Bakıyorsunuz bizde üst katta dua ediliyor, altta kebap yeniyor. Böyle olunca da işte böyle saçma sapan fetvalar veriliyor. Ondan sonra işte yanlış tercüme deniyor. Kardeşim sen yanlış tercüme yapıyorsan niye o Diyanet'tesin? Aynen bu okumadan imzalayan şeyler gibi. Diyanet dini kurul üyelerinden bir tanesinin geçenlerde bu fetva dolayısıyla ortaya çıktı. Bir sel felaketinde gelen sel burslarından bir tanesini kendi kızına verdiği anlaşıldı. Ya sorar mısınız? Şimdi bakın ateistler... Bütün bu yanlışların... Evet. Ateistler bayram ediyor. Üzerine gitmesi gereken ve yapılmaması gerektiğini söylemesi icap eden bir kurum. Şimdi Diyanet böyle saçmaladıkça ateistlere gün doğuyor. Şunu ispatlıyor bugünkü konumuyla. Böyle hem mezhep kavgasını, mezhep düşmanlığını kışkırtıcı o Alevilerle evlenilmez fetvası da başka bir dehşet boyutu yani.
ateistlere ekmeğine yağ sürüyor. Din iman bırakmıyor. Din iman bırakmıyor. Çünkü bu toplumun hepsi aptal değil. Hepsi cahil de değil. Ve akıllıları yenmeden bu memleketi teslim almak da kolay değildir. Peki, teşekkür ederim. Bütün bu yanlış uygulamalar da tabii İslam dinine veya dine mal edilmez asla. Yani onu başından beri söylüyoruz. Tabii tabii. Yani, vurgulamak için söylüyorum. Dünyanın en büyük edebiyat eserlerinden bir tanesi, en güzel yani edebi başyapıtlarından bir tanesidir Kur'an. Evet. Ben bir kitap okuyorum. Bunu da size yani şeyde kitabın henüz yarısındayım. Siz biliyor musunuz ki Kur'an'ın içerisinde vallahi yalancısıyım yani kitabı yazanların iki tane yabancı yazan peygamberin adı 18 defa geçiyor. İsa'nın adı kaç kere geçiyor? 62 kere. Başka dinlere saygıdan. Muazzam bir saygı. Bütün medeniyetleri, kültürleri kucaklayan bir şey. Ama ne yazık ki diyeceğim ki, ne yazık ki üç tek tanrılı din ve zaten başka pek çok din de hep aynı topraklardan çıkmış. Hep birbirinin üzerine çimento olmuş. Dolayısıyla yani İslamiyet'te çok büyük bir şanssızlık eseri o coğrafyada dünyaya gelmiş ki bugün böyle bir yozlaşmayı maalesef çilesini çekmek zorunda kalıyor. Yani dinimiz yozlaşmıyor. Hiçbir zaman yozlaşmaz. Hayır ama yani... Çünkü dinimizin esası Kur'an'dır ama bir takım insanların, bilgisiz insanların... Dediğiniz... Hadlerini aşan değil mi hocam? Tabii. Hadlerini aşan beyanları hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'de, İslam'a da mal edilemez. Şey gerçek Müslümanların olduğu yerde yolsuzluk olur mu? Haram yenilir mi? Rüşvet yenilir mi? Bitti ya, bu kadar basit. Bu kadar basit. Din bu değil. Yanlışı düşünüyorum. Şimdi son turda ben konuyu değiştiriyorum. Sayın Ertürk, size anayasa... Bu benim ikinci tur mu, son tur mu? O sizden başlayacağız bu tura. Ama ben daha bu turu da... Tabii bu turla ilgili... Çok haklı. Bu turla ilgili rica ederim. Bu turda sen paşam. Bayağı haksızlık oldu. Olarak... evet, doğru. Sonra son turda çok az süre kalır diye bir hatırlatma babında söyledim. Hem konuştuğumuz konuyla ilgili hem de anayasa hazırlıkları, yeni anayasada ısrar ve başkanlık rejimi ile ilgili düşüncelerinizi sorabilir miyim? Şimdi 2002'den beri iktidar olan Sayın Erdoğan ve AKP için yani bu dönemde laiklik fevkalade aşındırılmıştır. Yani Cumhuriyet'in en önemli ilkelerinden birisidir laiklik. Ama laiklik bu dönemde fazla miktarda aşındırılmıştır ve din istismarı çok büyük boyutlara ulaşmıştır. Şimdi gelelim Diyanet İşleri Başkanı'na. Diyanet İşleri Başkanı bugüne kadarki söylemleri, fetvaları, icraatlarıyla hükümet ile paralel bir davranış biçimi içinde bulunmuş, Cumhuriyet'in bir kurumu olduğunu göstermemiştir. Hatta laikliğin aşındırılmasına, dini duyguların birleştirici olmayan şekilde kaşınmasında gerçekten kötü bir izlenim vermiştir, kötü bir sicile sahiptir. Şimdi size şöyle söyleyeyim, Cumhuriyet'in kurumu diyoruz, laikliğe sahip çıkması lazım, laikliği aşındırmaması lazım diyoruz. Çeşitli vesilelerle yurt dışında konferanslara gidiyorum, gittiğim yerde mutlaka örgütlere, camilere, bu tür kurumlara da gidip ziyaret ediyorum, bakıyorum ne diye. En son Amsterdam'da Diyanet'in bir camiine gittim. O altındaki işte kütüphanesiydi, sosyal tesislerini falan gezdim. Bir tane Atatürk resmi yok. Osmanlı'ya özlem içinde resimler ve haritalar var. Bu biliyorsunuz Sayın Erdoğan'ın ve AKP'nin hülyalarını ve rüyalarını süslüyor. Şimdi bakınız 21. yüzyılın sorunları geçmişin aklı ile asla çözülemez. Bugün 1,5 milyarlık belki 1,6 milyarlık bir Müslüman nüfus var dünyada. Kan, kin, gözyaşından başka hiçbir şey yok. Üretim adına, insanlık adına
sanat adına, bilim adına gerçekten bir şey yok. Keşke olabilse. Bunların içinde en iyisi Türkiye, Kutup Yıldızı, niçin Atatürk ve onun önderliğinde yapılan aydınlanma devrimleri sayesinde. Bakın, hukuk ama Yılmaz boyutunu... Özdil'in deyimiyle asrın liderimiz var. Yani gerçekten tabii hangi anlamda kullandığını tabii Yılmaz Bey'in biliyoruz. Buna katılmak mümkün değil. Ülkemizi adım adım felakete doğru sürüklüyor. Burada bir parantez açayım madem onu sordunuz. Bakın geçen de ona yakın birileriyle beraber oldum. Sayın kime yakın? Erdoğan'ın asrın liderine yakın. Erdoğan'ın uçağına binme ayrıcalığına sahip. Yani konuştuklarını dinledim. Şuna inanıyorlar. Gerçekten inanmış çünkü orada onu konuşuyorlar. Diyor ki Erdoğan bizi büyütecek diyor. Suriye'den, Irak'tan parça koparacak, ülkemiz büyüyecek diyor. Şimdi ama gülüyorsunuz. Bunları konuşuyorlar, bunlara inanıyorlar ve ülkemizi adım adım felakete sürüklüyorlar. Yani onun için... Sınırlarını koruyun, 16 adanız işgal altındayken yeter. Onu bitirin de hiç kimsenin toprağında gözünü yok. Fetva konusundaki, diyanet konusundaki hukuki endişelerin hepsine katılıyorum. Ama bakın 21. yüzyıldayız. Bana ileri gitmiş bir toplum söyleyin ki her konuda insani gelişmişlik, kadının toplumda kazandığı rol, gayri safi milli hasıla, kişi başına bir tane ileri gitmiş ülke söyleyin ki fetvalara referans yapıyor. Fetvalar o ülkenin gündemini işgal ediyor. Bakınız 21. yüzyılda o gelişmiş ülkeler nereye geçmişler? Bilimsel düşünceye, akıl egemen, bilim egemen bir kafaya o toplumu yaratmışlar. Zaten Cumhuriyet bu proje. Bizim için ne referanstır? Akıl, bilim ve laik hukuk. Bakın laik hukuk. Yani fetvalar bizim gündemimizi. Tabii ki dini inancı, güçlü insanlar bunlara referans yapabilirler. Ama kamusal düzen, devlet düzeni, dünyevi düzen asla bunlara referans yapamaz. Yaparsanız felakete müncer olursunuz. Bakınız çok yakında nerede? Irak'ta bir Şii din adamı, adını da vereyim, İyad Cemalettin. Ne diyor? Irak'ı diyor bu durumdan kurtarmak için diyor bir Atatürk'e ihtiyacımız var diyor. Ve aynı zamanda diyor Irak'ın ihtiyacı olan laiklik diyor. Şimdi bakınız sonunda bu bir din adamı, hatta din alimi diyelim. Din adamından farklı bir kavram çünkü. Bunu 90'dan önce, bunu 2003'ten önce söyler miydi? Niçin söylüyor? Yaşadıkları deneyimler ona onu söyletiyor. Çünkü referansınız din olursa, referansınız mezhep olursa oradan barış çıkmaz. Bakınız eğer din ticaret ise, din bir davranış biçimi ise, dünyevi yaşamın referansı ise, inanç ve itikat seviyesinden aşağı indirilmişse, bir iktidarın aracı ise oradan barış değil, kan kin gözyaşı çıkar. Bakınız peygamberimiz rahmetli oluyor. Daha ölüm döşeğinde iktidar çatışması var. Cenaze namazını kaç kişi kılıyor biliyor musunuz? 16 kişi. İmam Ali kıldırıyor, 16 kişi var. Bakın bir yıl önce bir veda hutbesi var, 100 bin kişi. Ama bir yıl sonra artık bakıyorlar ki ölüyor. İktidar kimin olacak? Bakın 4 halife var, İmam Ali orada kıldırıyor. Ebu Bekir yok, Osman yok, Ömer yok. Ne? İktidar çatışması. Kim alacak iktidar? 3 gün, bakın bir de sıcak bir yer orası. 3 günde cenaze kalkıyor. Buzdolabı yok. He? Yani bunu demek istiyorum. Eğer din iktidarın veya iktidara ulaşmanın bir aracı, bir enstrümanıysa oradan felaket çıkar. Bakın 4 halife, 3'ü öldürülüyor. Ebu Bekir bir tek öldürülmüyor. O da zaten öldürülecek kadar uzun yaşayamıyor. Peygamberimizin eşiktekini, beşiktekini, çoluğunu, çocuğunu, herkesi öldürüyorlar. Yani şunu demek istiyorum. Eğer
din iktidarın bir referansı ise, din ticaret ise, din dünyevi yaşamın bir referansı ise, inanç ve itikat düzeyinden aşağı indirilmişse, oradan peygamberin soyuna sopuna gösterilmeyen hoşgörü bize gösterilebilir mi? Bakın Osmanlı Osmanlı. Tabii ki bizim vatanımız. Biz de övünüyoruz. Ama çağ değişti. Şimdi bakın o günkü, değildi. Bakın o günkü yani Rumeli'yi Müslüman yaptıran hangi felsefe biliyor musunuz? Alevi Bektaşi felsefesi. Ha? Gerçekten öyle. Bakın Osmanlı'nın kurucuları kim? Osmanoğulları değil mi? Esasında Otman. Şimdi onlara ideolojik referansı kim veriyor? Şeyh Edebalı veya Edebali ne derseniz deyin. Bakın Edebalı'nın söylemlerine bakın. Hani ey oğul sen beysin. He? Bize güceniklik sana hoşgörü. He? Bize kızmak. Yani bu söylem. Bu söylem bir IŞİD, bir Sünni, bir Vahabi, he? Bir Hicaz söylemine benziyor mu? Bakın bu var ya, Müslümanlığı Türklerin, Anadolu'nun kabul ediş biçimi. Ama bu tabii zaman içinde özellikle kim zamanında? Yavuz zamanında o Mısır'daki ulemayı getiriyorlar. İmparatorluk yavaş yavaş o dini felsefesini, hoşgörü felsefesini değiştiriyor. Bakın Üsküp'te biz, bakın İstanbul'u fethetmeden önce Osmanlı, Üsküp'te 61 yıl önce var. Gidin bugün Makedonya'ya, dolaşın, Kalkandere'ni dolaşın, daha başka yerleri dolaşın. Orada dergahları göreceksiniz. O hangi felsefe? Batini, he? Alevi Bektaşi, hoşgörü, kucaklayıcı. Sünni felsefeyle, daha doğrusu IŞİD, yani radikal yaklaşımla oraları Müslümanlaştırabilir miydiniz? Şimdi bugün bir 16 milyar Müslüman toplum içinde hoşgörünün kalesi neresi? Anadolu Müslümanlığı. Şimdi bunu yok etmeye, burayı IŞİD'leştirmeye çalışıyorlar. Gelelim laiklik konusuna. Niçin İyad Cemalettin laiklik diyor? Çünkü laiklik ne biliyor musunuz? Aynı zamanda İslam dünyası için uluslararası güvenlik konsepti. Laikliğin egemen olmadığı bir Müslüman dünyada ancak canlı bomba olur, birbirini öldürme olur. He? Çünkü hani bazen şöyle düşünüyorlar, İslam'ın birleştirici olacağını söylüyorlar. Din asla birleştirici olmaz. Din eğer dünyevi yaşamın bir referansı ise oradan birlik çıkmaz. Birliğin çıkmadığını, hadi yalıtalım Türkiye'yi, dışına bakalım Suriye'yi, Irak'a, başka yerlere, Suudi Arabistan'a, Bahreyn'e bakalım. Var mı? Çünkü nasıldır biliyor musunuz? Bugün ben size mikrofonu tutsam, tek tek nedir Müslümanlık bana bir paragrafta anlat. Beş aşağı beş yukarı hepiniz farklı şeyler anlatırsınız. Şimdi 1.6 milyar Müslüman da farklı farklı şeyler. Farklı mezhepler, farklı tarikatlar, farklı düşünceler. Ama laiklik olursa yani din inanç ve itikat seviyesinde, o kutsal seviyesinde kalırsa sorun yok. Ama o dünyevi yaşamın referansı olursa, o hangisi İslam'ı nasıl anlıyorsa o iktidar oldu mu diğerleri ne yapar biliyor musunuz? Kırıştan geçirir. Hoşgörü göstermez. Aynı zamanda laikliğin şöyle bir avantajı daha var. Biliyorsunuz emperyalizmin bir toplumu sömürmek için, bir toplumu birbirine sokmak için en çok kullandığı husus nedir biliyor musunuz? Din. Bakın demin Orta Doğu'yu anlatırken, Suriye'yi anlatırken, Irak'ı anlatırken bu bölgenin fayatları üzerinden emperyalizmin bu bölgeyi bölmeye çalıştığını söyledik. Şimdi eğer siz laik değilseniz, dünyevi yaşamın referansınız din ise emperyalizm sizi ne yapar biliyor musunuz? Çok kolay da manipüle eder. Ve çok kolaylıkla manipüle ediyor. Birbirine sokuyor. Hatta biliyorsunuz yani Irak işgali sırasında büyük bir direnç vardı. Direnci nasıl yıktılar biliyor musunuz? Şii ve Sunni bağlamında bir gün Şii kutsal yerlerde, ertesi gün Sunni kutsal yerlerde bomba patlatıyorlar. Zaten bir tetiklediniz mi birbirlerini öldürmeye başlıyorlar. Ve emperyalizm kendine karşı olan direnci ne yapıyor? Yıkıyor. Şimdi demin şöyle bir şey geçti. Tansel Çolaşan'dan bahsettiniz. Evet. Tansel Çolaşan adı aklıma gelince hemen yeni bir biliyorsunuz 101 kişilik bir
liste yayınlandı. Bende adım var. Tansel Çöreşan da var. Bizi 4,5 yıldır... Ben de varım hocam. Siz de var mısınız o yüzden? Evet. İşte? Evet. Bakın Uğur Bey de varmış. 4,5 yıldır... Ben bütün dinlemelerde varım. 4,5 yıldır bizi dinlemişler ve teknik takibi almışlar. 4,5 yıl sonra bizim terörist olmadığımızı anlamışlar. Bakın, bakın şöyle söyleyeyim. Paralel yapı sizde var. Doğrudur. Bakın, paralel yapıdan devamlı şikayet ediyorlar değil mi? Paralel yapı bittikten sonra da bizi teknik takibe ve dinlemeye tabi tutmuşlar. Şimdi devletin olanakları sınırlı. Hangisi sınırlı? Teknik takip olanağı sınırlı, dinleme olanağı sınırlı. Devlet bu sınırlı olanağını benim için, Uğur Bey için, belediye başkanım için, Can General için kullanıyor. Kullanmadığı yer neresi? Güneydoğu'da potansiyel bazı terör odaklarını dinlemiyor. Eğer dinlemiş olsaydı o hendeklerin yerini, hendeklere gömülen neleri bulabilirdi? Mayınları bulabilirdi, bombaları bulabilirdi. İşte Dağlıca'da biliyorsunuz karakoldan çıkarken ne yapmışlar? Yolun altına gömmüşler. Kimi gömmüş? Müteahhit gömmüş değil mi? Orada insanlar öldü. Bunun sorumlusu kim biliyor musunuz? İktidar. Bakın niçin? Elindeki imkanı potansiyel terörist için değil, benim için kullanıyor. Ben kimim? Bakın 3 kuşaktan beri denizci bir ailenin çocuğuyum. İstiklal madalyalı bir ailenin çocuğuyum. 14 yaşından beri askerlik yapmışım. Yani biz bayrak, değil mi? Kitap, vatan. Bu olgularla büyümüşüz. Sen benim hakkımda teröristlik yapıyor diye, yapabilir diye dinliyorsun. İmkanlarını seferber ediyorsun. Paralel yapıdan şikayet ediyorsun. Ama paralel yapıyı içeri attığın sonrasında bile bana karşı gayret teksif etmeye devam ediyorsun. Onun için gerçekten bunların yatacak yeri yoktur. Bunların hesabı verilmelidir. Şimdi beni dinlesinler ben abi. Evet. Şimdi aynı zamanda çok güzel. Bakın ama Sayın Ertürk, bizim hocam da aynı fikirde. Yok, bizim söylediklerimizi dinlerlerse söylediklerimi dinlesinler. Hata yapma noktasından uzaklaşırlar. Dinlemeleri anladıkları anlamına gelmiyor. Şimdi dinlemekteki muratları şu. Şimdi uzun dönemde sizi, akrabalarınızı dinleyip sizi utandırabilecek bir şey bulmayı umuyorlar. Evet, onlar kasetler Uğur Bey, sizi peşinde bulmazlar, eşinizi bulurlar. Peşinde, bel altı. Sizi bulmazlar, dayınızı bulurlar. Evet. Sonunda onu karşınıza çıkarak sizi susturmayı. Yani ama bumerang gibi gelir ve kendilerini vurur. Size yapamaz, Allah başkasına yapar. Yani bunu tasvip edebilmek asla mümkün değil. Şimdi bakın anayasaya da buradan girmek istiyorum. Irak'taki olayları biliyorsunuz. Irak'ta bir 2005 anayasası var. Nasıl bir anayasa bu? Toplumu, Irak'ı etnik ve mezhepsel kompartımanlara bölen bir emperyal anayasa. Çok şey söyleyebilirim bu anayasa konusunda ama çok önemli birkaç bizim şey söyleyeyim. Önemli, paşa. Bakın ama oradan bize geleceğim. Tabii. Bakın oradan bize geleceğim. Bu anayasayı dikte ettiriyorlar. Yani o ülkede siz eğer Kürt değilseniz, etnik kökeniniz Kürt değilse o ülkede cumhurbaşkanı olamıyorsunuz. O ülkede siz Şii değilseniz başbakan olamıyorsunuz, Sünni değilseniz meclis başkanı olmuyorsunuz. Size şöyle söyleyeyim, Irak'ta barışın ve huzurun gelememesinin, hala istikrara kavuşamamasının nedeni ne biliyor musunuz? 2005 emperyal anayasa. Niçin oraya müdahale ettiler? Rejim değişikliği yapmak için müdahale ettiler. O ülkeyi bölmek için yaptılar. Aynı şeyi Suriye'ye yapıyorlar. Suriye'de rejim değişikliği. Peki Türkiye? Bakın Türkiye'de rejim değişikliği yapmak istiyorlar. Türkiye'yi de etnik, dinsel, mezhepsel kompartımanlara bölmek istiyorlar. Şimdi bir İMC televizyonu diye bir televizyon var. Hiç baktınız mı? Baktım. Bakın size şöyle söyleyeyim. Devamlı nifak yayıyor. Hatta Kürt etnisitenin ötesinde Lazlık, Çerkezlik, Araplık bunlar üzerinden diyor ki kültürünüzü efendime söyleyeyim sahip çıkın, örgütlenmeye çalışın. Hangi proje bu?
Bakınız bu emperyal proje. Yani Anadolu kadim Hristiyan kültürünün beşiğidir. Bu topraklar da rejim değişikliği şarttır. Bu toprakları bir şekilde dönüştürebilmek, bu toprakları bölmek ve parçalamaya ihtiyaç vardır. Bununla uğraşıyorlar. Şimdi gelelim bizim anayasaya. Bu ülkede rejim değişikliği yapılsın istiyorlar. Neyi yapmak istiyorlar? Bizim kurucu ideolojimizi değiştirmeye çalışıyorlar. Bakın devamlı hani bir ülkede daha demokratik bir anayasa yapılabilir mi? Tabii ki. Yani zaten biliyorsunuz anayasanın çok büyük bölümü değişti. Yani sizin amacınız ne? Daha demokratik, daha örgütlenmeye imkan sağlayan, daha başka şeylere, özgürlüklere kapı açan bir anayasa mı yapmak istiyorlar? Hayır. Sorun ne biliyor musunuz? Kurucu ideoloji. Hangi kurucu ideoloji? Atatürk ve silah arkadaşları tarafından tesis edilen kurucu ideoloji. Bu ideolojiyi değiştirmek, üniter yapıyı değiştirmek istiyorum, toparlıyorum. Yani düşmanlıkları allem ederler, kallem ederler kurucu ideolojiyi. Peki kurucu ideolojiyi kim istemiyor? Emperyalizm istemiyor. Türk üst kimliği, laiklik bunların hepsi içinde. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra Halk Arenası İstanbul Kadıköy'den, Caddebostan Kültür Merkezi'nden değerli konuklarımızın önünde coşkuyla devam edecek.